Mes'ud Hazretleri Radıyallahu anh İkinci Bölüm Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Siz İbn Mes'ud'un zayıf olduğuna bakmayın. Mizanda hepinizden ağır gelir. Hadis-i Şerif Abdullah bin Mes'ud Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Küçük yaşta Müslüman olan, Kur'an-ı Kerim'i kâfirlere karşı ilk açıktan okuyan sahabi olma şerefine kavuşan Abdullah bin Mes'ud Hazretleri iki kere Habeşistan'a hicret etmiş, sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretinden sonra oraya gitmiştir. Mescid-i Nebi yapıldıktan sonra Abdullah bin Mes'ud Hazretleri de Mescid-i Nebi'nin hemen yanında kendisi için yapılmış küçük bir eve yerleşir. Resulullah'a hane olarak da çok yakın olması hasebiyle hep aşığı olduğu Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında geçirir günlerini. Ömür sermayesinin bir anını bile Resulullah olmaksızın geçiremez. Ona Aleyhisselam hizmeti hayatının gayesi bilir öylesine candan çalışır ki anlatılamaz. Hele Efendimiz aleyhisselamın bütün üstünlüklerin kaynağı olan sohbetlerini asla kaçırmaz. Hasılı öyle bir yakınlıktır ki bu, dışarıdan bakıldığında o adeta ehl beytten biridir. Öyle ki Abdullah bin Mesud hazretleri, eshab kiramın en fakihi olur, ve yüzlerce hadisi şerif nakleder ve elbette yüksek bir içtihat makamına kavuşur. Bu büyük sahabinin Efendimiz aleyhisselamdan duyup bizzat naklettiği bazı hadisi i şeriflerde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İki, iki şeyden birine kavuşan, birine kavuşan insana gıpta etmek, etmek, buna imrenmek, imrenmek yerinde olur. Allahü Teala, Teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder ve bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allahü Teala birine çok mal verir, bu kimse de malını Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlerde harcar. Hadisi şerif. Allahü Teala dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Ahireti ise yalnızca sevdiğine verir. Hadisi i Şerif Her derdin bir dermanı vardır. Yalnız ölümün çaresi yoktur. Hadisi i Şerif Abdullah bin Mesud Hazretleri, yapı olarak zayıf bir fiziğe sahiptir. Fakat pek bir cesur ve ataktır. O savaşlarda muazzam kahramanlıklar gösterir. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı bütün gazalara katılma bahtiyarlığını gösteren Abdullah bin Mesud Hazretleri Bedir Savaşı'nda geçer tarihlere. Evet, Abdullah bin Mesud Hazretlerinin büyük bir cengaverlik, cesaret örneği gösterdiği Bedir Savaşı bitmiş, iki sahabe-i kiram küfrün başı Ebu Cehli yaralamışlar, onun öldüğünü zannederek Efendimiz Aleyhisselam'a müjdeyi vermişlerdir. Fakat iki cihan sultanı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyururlar. Acaba, Acaba Ebu Cehil ne yaptı? Ne oldu? oldu? Kim, Kim gidip, gidip bakar? bakar? Efendimiz Aleyhisselam devam ederler. Arayınız. Onun, Onun hakkında, hakkında sözüm, sözüm var. Eğer onu tanıyamazsanız dizindeki yara izine bakınız. Bir gün ben ve o, Abdullah bin Cüda'nın ziyafetindeydik. İkimiz de gençtik. Ben ondan biraz büyükçeydim. Sıkınca onu ittim. Dizleri üzerine düştü. Dizlerinden birisi yaralandı ve bu yaranın izi dizinden kaybolmadı.'' Efendimiz aleyhisselam'ın bu emirleri üzerine Abdullah bin Mesud Hazretleri Ebu Cehil'i aramaya gider. Onu yaralı bir halde bulur ve tanır. "Ebu Cehil sen misin?" diye sorar. Evet, bu odur. Bu Allah ve Resulü'nün düşmanı, ıslah olmayan, kana doymayan, nice müminleri şehit eden fitnenin ve cehaletin başıdır. Abdullah bin Mesud Hazretleri Ey Allah'ın düşmanı, Allahü Teala seni hor ve hakir etti mi?" der. Ebu Cehil öleceğini bile bile "Sen bana bugün zaferi kimin kazandığını söyle" der. Abdullah bin Mesud Hazretleri Ebu Cehil'e bütün zamanlardaki nihai zaferin mutlak kutlu cümlesini haykırır. "Zafer Allah ve Rasulünün tarafındadır." Binlerce kez ölümü hak eden bu hak düşmanı ebedi azap yurdu olan cehennemin en derinliklerinde sonsuz olarak kalmak üzereyken kendisini öldürecek olan Abdullah bin Mesud Hazretlerinden bir istekte bulunur ve bu istek kendisinin ne kadar büyük bir küfür inat gurur ve bütün kötülüklerin kaynağı ve bütün iyiliklere engel olan kibir denizi içinde yüzdüğünü açıkça gösterir. Der ki, cehlin en derin çukuru, senin beni öldürmen bana çok ağır geldi. Hiç olmazsa, boynumu göğsüme yakın kes de, başım heybetli görünsün. Abdullah bin Mesud hazretleri, Ebu Cehil kafirini oracıkta öldürür ve efendimiz aleyhisselama onun habis başını ve miferini getirerek ya resulallah bu Allahü Teala'nın düşmanı Ebu Cehil'in başıdır. Efendimiz aleyhisselam onun cümlesini devam ettirerek o Allah ki ondan başka ilah yoktur buyurur. Sonra Abdullah bin Mes'ud Hazretleri birlikte Ebu Cehil'in ölüsünün yanına gider ve ona Allahü Teala'ya hamdolsun ki seni zelil ve hakir kıldı ey Allah düşmanı. Sonra bu bu ümmetin Firavunu idi diye buyururlar. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Eshab-ı Kiram'ın en büyük alimlerinden, fakihlerinden ve hadis ilminin meşhurlarından olan Abdullah bin Mesud Hazretleri buyurdu ki: İnsana helalden olan fakirlik hali, haramdan gelen zenginlikten hayırlı olmadıkça, imanın hakikatine vasıl olamaz. Kamil insan, insanların kendisini meth etmesi veya kötülemesi, yanında eşit olan insandır. Hayır eken, büyük mahsul alır. Şer eken, nedamet, pişmanlık biçer. Zalimi seven kimse Kâbe'de 70 yıl ibadet etse yine de kıyamet günü Allahü Teala onu zalim ile beraber bulunduracaktır. Ben de.